Ardımızda bıraktığımız yıllar içerisinde geçirdiğimiz en zor süreçlerden biriydi koronavirüs, yani pandemi süreci. O dönemde oldukça yoruldular ve birçok meslektaşlarını da kaybettiler. Yüzlerce doktor, hemşire ve bu sektörde görev alan sağlık çalışanları pandemi döneminde ne yazık ki yaşamını yitirdi. Gece gündüz demeden yoğun şekilde çalıştılar. Bu senede oldukça hüzünlü bir 14 Mart yaşanıyor. Afet bölgesinde maalesef 505 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Bu özel gün oldukça hüzünlü geçse de saygıdeğer hekimlerimiz hatırlanmaktan oldukça mutlu. En titizlik isteyen mesleklerin başında geliyor sağlık sektörü. Özellikle atlattığımız en zor dönemlerden biri olan pandemide ne kadar yorulduklarını ve çabaladıklarını çok iyi hatırlıyoruz. Sadece 14 Mart'ta değil, her daim saygıyla ve sevgiyle bu özel günlerini kutluyoruz. Sabahtan beri hiç telefonlarımız susmuyor, hastalarımız arıyor, ziyaretlerimize geliyorlar, az önce yine geldiler. Dolayısıyla hem Konya insanının hem halkımızın hekimine sahip çıkması, yanında olması bizim için büyük bir mutluluk. Bu günü de bize daha özel hissettiriyor. Ben teşekkür ediyorum herkese. 14 Mart Tıp Bayramımızın tüm hekim arkadaşlarımın ve sağlık çalışanlarımın kutluyorum. Bu hüzünlü bir bayram oldu bizim için. Depremde kaybettiğimiz çok sayıda hekim arkadaşımı, sağlık çalışanımı da hüzünle anıyoruz. Ailelerine sabır diliyoruz. Çok değerli meslektaşlarımın Tıp Bayramını kutluyorum. Özverili çalışmalarının devam etmesini diliyorum. Bu yıl Tıp Bayramını yaşadığımız depremden dolayı biraz buruk geçirmekteyiz ama yaramızın en kısa sürede sarılarak daha iyi bayramlara erişeceğimizi düşünüyorum. Tüm sağlık camiamızın Tıp Bayramını kutlarım. Dünyanın en kutsal mesleğini icra etmekten dolayı çok mutluyum. İnsanların en zor anında yanında olabilmek duyguların en güzeli. Ve bu mesleği hakkıyla icra edebilmeyi Allah'tan diliyorum. Ayrıca depremde hayatını kaybeden meslektaşlarımı rahmetle, saygıyla anıyorum. 14 Mart Tıp Bayramı ülkemizde bu sene biraz daha buruk kutlanıyor. Biliyorsunuz deprem nedeniyle hayatını kaybeden bir sürü vatandaşımız, hekim arkadaşımız ve sağlık çalışanımız var. Bizim için en büyük mücevher steteskopumuz. Herkesin 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum.